Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün sizler için üzüm yaprağı toplayacağım. İç pilav yapmak için. Bu görmüş olduğunuz bahçemizin kenarlarında kendiliğinden yetişen yaprakları toplayacağım. İç pilav yapacağım arkadaşlar. Dolma yapmayacağım. Onun için şöyle gidip toplayalım. Arkadaşlar sokaktan gelen sesler, silah etmesi, cıvıl cıvıl, çocuk sesleri, araba sesleri, uçak sesi, her şey mevcut. Diğer tarafta çocuklar spor yapıyor. Onların da sesi de geliyor. Yapraklar o kadar taze güzel ki sapsarı. Çok gürültülü bir ortam arkadaşlar. Sesim size kısık gelebilir. Böyle gizleyerek topluyorum ağır ağır. Daha güzel olsun diye başlarken zorluk çekmeyeyim diye. Arkadaşlar burası tam bir yol üstü olduğu için satıcılar, ondan sonra çocuklar, araba sesleri, demin de söylemiştim, bayağı bir gürültülü. Evimizin iki tarafı da yol, o yüzden çok fazla ses geliyor. Tamir sesi de geldi duyduğunuz gibi. Diğer tarafta çocuklar da spor yapıyorlar bu tarafta. Burası bizim bahçemiz. Oğlan hiçbir şey yok mu? Bir iki defa olsun lan diyor. Olsun ne kadar vuruyor lan bunları? Teknikli mi? Düz yap. Nasıl vardı? Düz vuruyordum ya buraya vuruyordum. Hatırlamıyor musun? Düz vuruyordum ya buraya vuruyordum. Sol sağ eğil.
arkadaşlar, yapraklarda küçük yeşil böcekler var. O yüzden maskeyle topluyorum. Nedeni neden acaba? İçinizde bilenler varsa bana yorumlarda yazabilir misiniz? Yapraklarda, ağaçlarda yeşil uçan kanatlı böcekler var. Çok küçük. Neden olur acaba onlar? Bir de dönme. Dönersen vuramıyorum. Gördüğünüz armut ağacı. Armut ağacı. Armut'ta bu sene fazla yok. Birkaç tane var. İçeride kaç ağaçlarımız var. Aynı ağacımız var. Koluma gelmedim. Koluma gelmedim bak. Gözlerine gelmedim. Tamam. Yaprakları topladım. Burada da var birkaç tane ama çoğu böcekli. Küçücük arkadaşlar, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şu gördüğünüz beyazlar var ya, küçük küçük kanatlı sinek şeklinde böcekler var. Bunlar neden olur acaba arkadaşlar? Bize yorumda yazar mısınız? Benim bahçeyle fazla bir bilgim olmadığı için tam bilemiyorum. İnanın eğer bilenler varsa bize yazarsanız çok seviniriz. Şimdiden de Allah razı olsun derim. Bakın şöyle göstereyim. Yapraklar da o kadar şey ki yapış yapış böyle. Çok farklı bir şey. Poşetimiz burada. Yaprağımı topladım. Şimdi yavaş yavaş mutfağıma gidelim. Buyurun arkadaşlar. Mutfağımızda görüşelim. Mutfağımıza geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yapraklarımı güzelce yıkadım, temizledim. Dediğim gibi üzerinde küçük böcekler vardı. Şimdi tenceremi alıp üzerine sıcak suyla döküp haşlayacağım. Ocağımıza alacağım. O haşlanana kadar da diğer tarafta iç pilavımızı hep beraber hazırlayalım. Pilavımız için 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı margarin aldım tavamıza ve 1 baş kuru soğan. Pilavımızın tadını veren kuru soğan arkadaşlar. Onun için bol miktarda doğrayın. Soğanlarımız pembeleşene kadar kavuracağız. Salçamızı da 1,5 yemek kaşığı kadar ekledim. Salçamızın kokusu çıkana kadar onu da güzelce kavuracağız. Salçamız da kavruldu ve üzerine 2 su bardağı köy bulguru. Gördüğünüz gibi bu ince bulgurdan arkadaşlar. Köy bulgurundan ilave ettim. 3 su bardağı kadar ve tuzumuz. Suyumuzu üzerine ekleyelim. Su
Suyumuz yaklaşık 1 litre kadar. Bu şekilde kısık ateşte 10 dakika kadar pişecek. Yaprağımız haşlandı. Kenara aldım. Gördüğünüz gibi pilavımız pişmek üzere. Ve pilavımızın iç malzemesini, burada dereotu ve maydanoz karışımı var arkadaşlar. Onları ufak ufak doğrayacağım. Maydanoz ve dereotlarımızı yarımşar demet doğradım. Şimdi pilavımızın içerisine katacağız. Görmüş olduğunuz gibi pilavımız suyunu çekmeden tam bu kıvamdayken otlarımızı içerisine atıyoruz. Güzelce karıştıralım. Dilerseniz üzerine acı biber atın. Ben acıyı fazla atmadım, hafif attım. Siz istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tenceremizin kapağını kapatacağız ve altını söndürüp 5 dakika dinlenmeye bırakacağız. Pilavımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dumanı üzerinde. Yanında asma yaprağıyla bu şekilde servis yapın. İnanın çok güzel oluyor. Diyet yapanlar için birebir çok etkili, tok tutan bir yemek. Hem hafif. Bugün böyleydi. Size iç pilavıyla geldim. Taze üzüm yaprağıyla. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.